Neyse dedim. Bul yeter ki. Bir yer bul ve biz gidelim. Yani çünkü çok küçüğüm ve ciddi anlamda çok kötüydü benim için. Ben gittiğim zaman arıyorum kurtarabilmek için saçlarımı ve saç dedektifine işte Victoria Hanım'a karşılaştım. Keşfette karşıma çıkmıştı. Ondan sonra hep bunu takip etmeye başladım. Böyle bir şeyler bulmaya başladım kendimle ilgili. Konuşmak istedim. Söylemek istedim. Aradım birkaç kere de aynı şekilde. Sormak istedim çünkü bilmek istedim. Ne yapabilirim? Kurtarabilir miyim? Buraya geldiğimde o kadar çaresizdim ki. Yemin ederim şurada oturuyordum hiç unutmuyorum. O kadar kötüydü ki benim için. Hem heyecanlıydım. Hastalıklarım vardı. Ciddi rahatsızlıklarım vardı. Şekerim vardı. Hipotiroidim vardı. Polikistiğim vardı ve zaten saç döküyordu. Buna rağmen saçlarım bir kere bile dökülmüyor artık. O kadar güzel ki. Sabah uyandığım zaman yastıkta bir sürü saç yok asla. O kadar güzel bir duygu ki. Buraya geldiğim zaman hiçbir şekilde işe geliyormuş gibi hissetmiyorum kendimi. O kadar mutlu hissediyorum ki. Sanki yuva, aile. Yani gerçek anlamda öyle. O kadar mutluluk duyuyorum ki burada olmaktan. Biraz heyecanlıyım. Çok atılganım. Bir şeyler yapmak istiyorum. Ama bunların hepsi burayı sevdiğimden ötürü. Yani eksik kalır bir yanı yok aslında. Herkes benim için öyle. Herkesi o kadar çok fazla seviyorum ki aile yuva gibi. Ve bunun tek kaynağı çok iyi biliyorum. Saçlarıma olan mucizeden kaynaklı. Çünkü ben ilk sizinle konuştum, sizinle hayat buldum. Hep dedim ki Victoria Hanım'a imkansız dedim zor ama başarırsınız siz dedim, yaparsınız. Zor dedim, hani hiçbir şey değil sizin için dedim. Bunu söylemiştim ilk gün ilk tanıdığımda. Ondan sonra da hep benim idolüm olmaya devam etti. Ben her buraya geldiğimde hep söyledim bunları. Annem de aynı şekilde. Annem o kadar mutlu ki şu an annemi arayıp söylesem desem ki anne bak ben analize gideceğim, annem bile mutluluktan ağlar galiba. Çünkü annem de o kadar fazla, çünkü bir anne, sonuç olarak bir anne hiçbir insan evladının saçının dökülmesini istemez, bu kadar ciddi bir şekilde dökülmesini. Annem gördükçe ağlıyordu, üzülüyordu, bir şeyler yapmak istiyordu. Hani insan böyle çıkış yolu bulamazdı, hani böyle bulmak için yalvarır ya. Öyle bir şey işte. Annem çok yalvardı. Çok bulmaya çalıştı bir yerde. Ama en sonunda bulduk. En sonunda buldum ve artık o kadar mutluyum ki. O küçük bir hikaye benim için ama hayatımın hikayesi. Beni bu kadar motivasyona sokan, beni bu kadar ayakta, tatlı bir hırsla ayakta tutabilen, benim saçlarım mı? Ben nereden bileyim ki saçlarım için çıktığım yolda ben bu kadar mutlu olabileceğim? Ya HDC ailesi benim kendi ailem olacak. Hiçbir şekilde bilemezdim ben. Ve herkes ciddi anlamda o kadar fazla burada bana iyi gösterdi ki, herkes ama. Sadece işte Victoria Hanım değil. Buradaki herkes. Herkes çok iyi gösterdi. En çok tabii Victoria Hanım. Aklına sayıyorum. Beni gerçek anlamda şuradan şuraya taşıyabildi yani. Ki ben çok kötüydüm. Victoria, ben senin için sigara bıraktım ya. Sigarayı ben bıraktım. Bundan daha büyük bir şey yok bence. Su içmiyordum. Su içiyorum. Tabii. Düzenli bir hayatım var. Spor yapabiliyorum. Kendime olan artık... Mesela insanların saçlarını gördüğümde imrenmiyorum. Öyle bir şeyim yok. Diyorum ki bak benimkiler de çıkıyor. Artık tamam. Bitti. Hani bitti. Yapıyorum artık. Başarıyorum. Bunu birlikte başarıyoruz artık. Yani ben buraya kadar geldim. Küçük bir hikaye, mutlu bir hikaye. Rabbim daha iyilerine, daha iyisini bize nasip eder inşallah. Duygular çok...
karmaşık. Çok hem gülmek istiyorum, kahkaha atmak istiyorum, ağlamak istiyorum. Ama bunların hepsi yemin ederim mutluluktan. Yani hiç şey yok. Hani ya ki hangi insan inanabilir ki? Yani çevresinde hiç kimse yok çevresinde saçı dökülen. Siz gidiyorsunuz diyorsunuz ki bak ben bir şey buldum. Ben bir şey buldum, bir şey var adı. O bir trikoloji. Yani bir şey var ama diyorsunuz ki acaba ne? Nasıl olacak? Hep düşünüyorsunuz böyle. Demiyor ki saç detektifini buldum demiyor. Trikoloji buldum. Trikoloji. Saç detektifini buldun da kurtardık. Tabii ki de benim plan, benim şu an olduğum tedavinin tüm planlamasını yapan. Terapi. Tedavi diyorum. Pardon, hayır gitti. Tüm planlamasını yapan Victoria Hanım, saç detektifimiz. Gerçek anlamda inceleyip sık dokunuyor. Biraz reklam yapayım bari, o kadar herkese, herkese özel bir şekilde bu arada yapılıyor bunlar. Hani herkese aynı şey yapılmıyor, öyle bir şey yok tamamen. Sizin rahatsız olduğunuz ne varsa onunla ilgili. Yani bir sürü şey var, egzama var benim gibi. Bir sürü aslında. Ona göre planlamalar. Kalanları ben doldurayım da sen reklama girince yapamıyorsun. Reklama gerek yok. Biz zaten böyle mutlulukları yaşatıyoruz. Gözyaşları evet. Kurudu. Ne evet, güzel. Kurudu. Artık rahat rahat analizi başlayabiliriz. Çok teşekkür ederim bu duyguları ben paylaştığın için. Ve bence bugüne kadar içinde tuttukların patladı demin. Evet. Darısı başka insanların saç konusunda sorun yaşayanların başına inşallah gelir böyle çözümleri buluruz. Artık sen de bizimle çalıştığın için sen de bizim ekibimizin bir parçası olup işte bundan sonra gelecek arkadaşlara ve müşterilerimize yardımcı olacaksın. Tabii ki de. Her konuda yani. Hoş geldin Melisa. Hoş buldum. Enerjine hayranım. Hep böyle kal, tamam mı? Ben size hayranım. Teşekkür ederim. Gidelim. Hadi bakalım. Gidelim. Gidelim.